Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden Perşembe ve ben şu an oğlumun odasındayım. Zeyk Mirza şu an öğle uykusunda ama her an uyanabilir. O uyanmadan onun şurada gördüğünüz bavuluna başlamak istiyorum. Akif'in ve benim bavulum doldurduk, yani sadece işte makyaj, bakım eşyaları, işte saç düzleştirici, o tür şeyler girmesi lazım. Zeyk Mirza'nın bavulunu daha hiç başlamadım. Biliyorsunuz ki yarın uçuyoruz. Yeni izleyenler de belki oluyordur. Yarın Türkiye'ye uçuyoruz. O yüzden şimdi oğlumun valizini hazırlayacağım. Aynen. Ben düşündüm ki ilk kıyafetlerden başlayalım. Kıyafetleri şöyle sepete koydum. Bilmiyorum görüyor musunuz ama bakalım. Tabii içinden birkaç eksik hala var. Yıkanması gereken şeyler de var. Kuruyan da var mesela. Şimdi yavaştan başlayayım diyorum. Çünkü fazla da vaktim yok. Bir saat sonra evden çıkmam lazım arkadaşlar. Çünkü bugün kirpiklerime Vimpan yok. Lash lifting yapmaya gidiyorum. Hani yani bilmeyenler için anlatayım. İpek kirpik değil. Sadece kendi kirpiğinizi böyle yukarı doğru kıvırıyorsunuz. Yani öyle yapıyorlar. İşlem öyle. Ve bu sizin kirpiğinizi hem besliyor hem de dediğim gibi daha böyle uzun gösteriyor. Şu mesela hani kirpik makasıyla böyle sıkıyoruz ya, o zaman kirpikler kalkıyor. Ve bu işlemde aynı o şeyi görüyor. Yani öyle kalıyor kirpikler. Geçen sene de yapmıştım iki kez falan, o yüzden bu yaz da yapmak istedim. Hani ipek kirpiğe de aslında çok hevesleniyorum ama bir yandan da cesaretim yok, çünkü kendi kirpiklerime zarar vermek istemiyorum. Çünkü yapanlar hep kendi kirpiğim dökülüyor falan dediler. O yüzden ben kirpiğime zarar vermek istemiyorum ve bu Vimpan yani Lash Lifting Serum'da kirpiklerinizi de ayrıca besliyor, yani hiçbir zararı yok. Ben şimdi bu bavulu açacağım. Sizi şöyle biraz aşağı doğru ayarlamam lazım arkadaşlar. Ve odan dağınıklığına lütfen bakmayın. Akşam her yeri toparlamam lazım. Aynen şunu bir açabilseydim. Şöyle iyi mi acaba? İyi herhalde. Durun bir bakalım. Bu tripodum da bayağı bir ağır biraz. Zorlanıyorum, ne yalan söyleyeyim. Şöyle. Şimdi ben şöyle çeksem siz beni görür müsünüz? Ama yok, telefon eğrildi. Çekim yapmak işte bu kadar zor arkadaşlar. Şöyle. Bakalım iyi mi? Yani bence görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Bir de değil mi diyorum. Sanki beni şey cevap verebileceksiniz. Şöyle orta boy valiz. Zeyk Mirza'ya koydum. Ancası var. Şimdi arkadaşlar şu kuralı şuraya koyalım. Ben en iyisi bir tarafı Antalya, bir tarafı Mayo falan yapayım. Hani önce Yozgat'a gideceğiz 9 gün. Sonra bir hafta Antalya. Yani bir tarafı genelde Yozgatlık yapayım. Diğer tarafı Antalyalık yapayım. Şimdi canlar. Bu arada da bir daha eksikler var. Öncelikle oğluma ne koyuyorum? Bu arada siz ne koyduğumu çok merak ettiğiniz için sürekli yazanlar oldu. O yüzden sizlere çekmek istedim. Öncelikle şöyle iki takım pijamamız var, uzun kollu. Çünkü arkadaşlar bunu da hemen belirteyim. Yozgat akşamları gerçekten çok soğuk oluyor. Hele ki biz köyde kalıyoruz. Köy bayağı bir esiyor. O yüzden ona göre koyuyorum. Hani gün içinde sıcak, akşamlar soğuk. Şöyle iki pijama koyacağım. Yani pijama daha var da aslında şöyle bir tane daha alt pijama. Bazen çünkü atletin üstüne giyiyor pijamalarını. Ondan sonra cıma şöyle bir tane uzun koyuyorum. Biraz kalın bu taytlardan. Eşofman gibi belki lazım olur yani. Dediğim gibi soğuk olduğu için kestiremiyorum. Ha, burada bir tane daha pijama var. Yani 3 pijama götürüyorum. Bir tane de pijama altı götürüyorum. Ve bende iyi olan şey, biz şimdi kayınvalidemlerin evinde kalacağımız için hani giydiği tüm atletleri vesaire hepsini orada tekrar yıkayıp temizce Antalya'ya götürebilirim. Şöyle Çin pantolonu ve Çin şeyini götürüyorum, takımını. Belki şu beyaz gömlek ile
kınada falan giydiririm diye. Bu arada Zeyt Mirza'ya bir takım sipariş verdim ama hala gelmedi. Eğer yarın da gelmezse gidip sabah hemen dün için bir şey almam lazım Zeyt Mirza'ya. Bu da benim şansım işte, bakalım umarım gelir. Şöyle koyuyorum bunları. Sonra şöyle ikili takım uzun kol. Hem kısa hem uzun koyacağım. Ve biz şöyle yapmayı düşündük arkadaşlar. Ben şöyle oturayım. Şimdi bizim Yozgat'ta kullandıklarımız, yani ihtiyacımız olmayanları sonra Antalya'ya giderken küçük bir bavula ayırıp kayınvalideme bırakacağım. Çünkü onlar arabayla geri döndüğü için bize ekstradan yük olmuyor. O yüzden istediğimi koyacağım. Yani yük hakkımız da çok. O yüzden strese girmeye gerek yok. Ne lazımsa, neyi lazım görüyorsam onları koyacağım. Şurada şimdi ne var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kısa kollu atlet. Kısa kollu atlet hep lazım zaten. Bunlar da şöylecek koyuyorum. Bu arada ben valizi böyle çok da düzenli yapan birisi değilim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane de bu sıfır kolluydu. Bu da kısa kollu. 5 tane de kısa kollu götürüyorum. Yani 10 tane atlet ediyor. Dediğim gibi yıkayabildiğim için, imkanım olduğu için fazla abartmaya gerek yok. Yani çok bile aslında. Hatta bir tane indirsem mi ki acaba? Çünkü Antalya'da zaten kısa kolluları giyse. Yani çok aslında. Çünkü çamaşır makinesi var. Boşuna mı yük yapıyorum acaba atletleri? Neyse ya, atlet hep lazım. Boş verin gitsin. Koy gitsin. Şöyle bir tulum koyacağım. Böyle. Ondan sonracığıma şu tulumu da aldım. Bunu da götüreceğim. Bu da çok tatlı. Bir tane de uzun kollu atlet koyayım dedim. Hani belli olmaz. Belki lazım olur arkadaşlar. Şu an her şeyi karışık gösterdiğimin farkındayım. Lütfen kusuruma bakmayın da, acelem var. Biliyorsunuz yani bavul koyma stresini. Şöyle takımımız var. Sonra sarı takım var. Bol bol ikili takım götürüyorum. Çünkü ikili takımlar benim için en pratiği. Şöyle. Bu kısaları genelde Antalya'da giyer diye düşünüyorum. Tabii Yozgat'ta da giyer de hep kısa giymez bence. O yüzden uzun da koydum. Havaya bağlı. Sonra bir takım daha kısa. Şöyle. Ondan sonracığıma şöyle bir tişört. Böyle takım halinde hazırladım. Böyle. Sonrasından, ay bu çok tatlı. Bunu daha hiç giymedi. Türkiye'ye sakladım. Şöyle üstü. Bu da altı arkadaşlar. Bunu da %100 Antalya'da giyecek. Aa, bu arada ben ayıracaktım aslında. Neyse ya. Çünkü havayı bilmiyorum ki Yozgat'ta. Belki orada da hep kısa giyer. Yani hiç belli olmaz. Şöyle işte bolca tişört ve şort koyuyorum. Görüyorsunuz. Önemli olan şeyler de zaten, hani kıyafet, tamam. Kıyafet de önemli de. Hani kıyafet yine bir şey olsa her yerde bulabilirsin. Yine de ben bolcana götürüyorum. Çünkü orada alışveriş falan yapmayı düşünmüyorum. Ama oldu ki bir şey gördüm. O zaman tabii ki de alırım. Şöyle bir tulum. Bu arada önemli olan şeyler tabii ki de çocuğun sağlığıyla ve beslenmesiyle ilgili. Hele ki küçük çocuklarda işte mama falan kullanıyorlarsa bu tür şeyler bence en gerekli olanlar. Böyle bir takım. Sonra bir tane şöyle küçük şapka götüreceğim. Çünkü belki geceleri bir yere gideriz ve eser bu Yozgat'ta kulaklarına sok girmesin. O yüzden koy gitsin. Şimdi bence şu tarafa da mayosunu falan koyayım. Şöyle Antalya için ponço götüreceğim. Bir tane böyle, iki tane götürmeye karar verdim. Çünkü bu biraz kalın ve bu da çok ince zaten. Şöyle bunlar hep lazım oluyor ve Antalya'da hani yıkayamayacağım sonuçta. O yüzden şöyle iki tane götüreyim arkadaşlar. Ya çok seviniyorum tatile. Öyle böyle değil. Biraz fazla yük kaplıyor da. Şöyle deniz ayakkabısı götüreceğim. İlla ki lazım olur. %100 yani. Sonra Zeydim'in mayoları.
Şöyle bir tane, bir de şapkası var. Sonrasından şöyle bir tane. Hepsi böyle güneşten korumak için şapkalı, o yüzden çok iyi. Sonra bunun aynısı bir tane daha var. Bu da Azad'ın, yani kardeşimin. Onu da götürüyorum kendimle. O da onu orada giyer. Ben Zeyd'e 3 mayo götürsem çok mu acaba? Yani 6 gün suya gireceğiz. 7. gün sayılmaz çünkü sabah erkenden dönüyoruz. Mayolar aslında hemen kuruyor da. 3 tane bilemedim. Boşuna mı götürüyorum 3 tane? Bir tane de şöyle kısa şort götüreyim dedim. Belli mi olur? Belki giyer. Neyse ya, incecik şey zaten. Ben de böyle diye diye bağlı olurdum. Ya neyse, çok olsun da eksik olmasın. Dediğim gibi yük hakkımız sıkıntı olmayacak. Hani çok yük hakkımız var, almıştık. Bir de bir videomda bahsetmiştim. Akif'in kuzeni bizden gelecek ve onun da bavul hakkı çok varmış, 25 kilo varmış ve o da dedi ki, beni bugün aradı. Dedi hani sizin çok gelirse bana verebilirsiniz çünkü onunki 10 kilo falanmış, yani 15 kilo hakkı var. O yüzden asla ve asla sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Bu arada şöyle bir tane ayakkabı götüreceğim. Bu böyle kapalı ve bir tane de açık sandalet götüreceğim. Ama onu havalimanına giderken giydireceğim. Açık sandalet, bir tane Crocs götüreyim diyorum. Hani şu süngerden ayakkabılar var ya, aynen. Bir de onu koyacağım. O daha dolapta. Bakın onu da çıkarmam lazım. Onun dışında şu şapkadan iki tane götürüyorum. Bir tanesi anne bebek çantasında, bir tane de burada. Bunu da koyalım. Şu çorapları yeni aldım. Hiç açmadım. Böylece koyuyorum. Zaten daha koyacağım çoraplarımı vesaire. Bir de arkadaşlar şu bezi komple böylece götürüyorum. İçinde 58 tane var. Yani büyük ihtimalle yetmeyecek ama bez konusunda sıkıntı etmiyorum. Hani bu bana Yozgat'ta yetsin yeter. Çünkü adı neydi ya? Otelin orada böyle Migros falan var ve orada hep satılıyor Pampas bez. Yani bez sıkıntı değil ama böyle mama falan, onları tam götürüyorum. Şöyle bunu buraya böyle koyacağım. Sağ. Şöyle bir kutu mama. Ben iki kutu kayınvalidemle götürdüm. Aslında iki kutu yeter 2 hafta için. Ama yani hiç belli olmaz. Belki hastalandı. Belki hiç yemek yiyesi yok. Hani ne bileyim, olabilir. O yüzden üçüncü kutuyu ben kendi bavuluma koyuyorum. Hiç belli olmaz çünkü. Sonra bir tane şöyle bray götüreceğim. Aynı dediğim gibi iştahsız olduğu zamanlar yaparım. Türkiye'de de illaki vardır da ben bu markayı hani bildiğim için şöyle bir paket götürüyorum, yani ne zaman. Evet, diğer önemli şeylerini de buraya dizdim arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum. Umarım bir şey unutmadım ama sonra koyunca zaten aklıma gelir eğer bir şey unuttuysam. Öncelikle şöyle 4 tane ıslak mendil koyacağım arkadaşlar. Ve bir tane de anne bebek çantama koyacağım. Zaten 2 hafta gittiğimiz için yeterli. Onun dışında normal pampas koydum, gördünüz. Bunlar da yüzmek için, şöyle 2 paket aldım bu arada. Ve bu marka pek iyi değilmiş diye duydum. O yüzden diğerini şöyle bu markadan aldım. Bakalım, ikisini de götüreceğim. Sonra önemli şeylerden birisi öksürük şurubu arkadaşlar. Sonra mutlaka güneş kremi, şöyle 50 koruma faktörlü. Sonra şampuan, şöyle Bupi'ni kullanıyorum. Bir tane şöyle yağ götüreceğim. Sonra grip olur, burnu tıkalı olur diye şöyle Nazibe'n götüreceğim burun spreyi. Onun dışında Mückenschutz, yani sineklerden, böceklerden korumak için arkadaşlar. Hem köyde, Antalya'da falan belli olmaz yani. Şöyle bakın, koruyor. O yüzden bunu götüreceğim. Diş fırçası. Ondan sonra pişik kremi, yani Zeyd Mirza çok şükür hani çok dikkat ediyorum bu konuda ve bu kremi hep kullanıyorum. Mutlaka deneyin, eğer denemeyen varsa çok çok iyi yani pişiğe karşı. Ondan sonra şöyle washlapen, yani ıslak mendil, hani elini yüzünü falan temizlemek için fitil götüreceğim. Bir tanesinin içinde 6 tane var, o yüzden direkt 2 tane götüreyim, ne olur ne olmaz. Bakın şu an fitil dedim. Ateş düşürücüyü koyacağım bir de, aynen unutmuşum.
Bunu almıştım. Antalya'ya götüreceğim, oynasın orada. Onun dışında atıştırmalık şu cips aldım. Şu kreçilerden aldım biliyorsunuz. Bunlar da şöyle atıştırmalık. Sonra yara bandı da önemli. Şöyle küçük küçük aldım. Hani hem Zeyd'e hem bize bir şey olur. Belki bir yerimiz kanar. Küçük tarağını tırnağı makasını da koyacağım. Bir de dediğim gibi bunun setinde bir de şeyi var. Adını siz getirin. Ateş ölçücü. Aynen, o da çok önemli. Bir de onu alacağım. Bir de şöyle şişme simit aldım Zeyd Mirza'ya suya girmek için. Bir de bunu götüreceğim. Aynen, yani önemli şeylerden şu an bunlar var. Başka düşüneyim. Başka ne var, ne var, ne var. Neyse, sonra aklıma gelince söylerim arkadaşlar. Onun dışında işte bezini, mamasını falan koydum. Allah zil çaldı. Evet, oğluşum da uyandı. Ve biz şimdi gidiyoruz randevumuza, değil mi? Bu arada arkadaşım Semanur'la birlikte gideceğim. Onun eşi evde diye oğlunu bırakacak. Ve ben işlemdeyken o Zeyd Mirza'ya bakacak. O yönden süper oldum. O da kilitlerini yaptıracak. Yani ikimiz de aynı işlemi yaptıracağız. Değil mi oğlum? Bakalım kıyafetini. Çok tatlı. Zeyd Mirza. Ayakkabılarını aşağı koydum arkadaşlar. Zaten hava çok sıcak. Böyle asansöre bakıyor. Hadi gidelim. Bilemiyorum. Bozulmaz gibi. Şu an 10 dakika Evet, bekleyecek. bekleyeceğim. Sonucu paylaşırım. Tabi bu kadar yeter. Çok korkunç duruyor çünkü. Teşekkürler. Ya ölürüm size be. Ya teyze beni ağzına sokma aşkım. Değilsin aşkım. Evet, ben işlemden çıktım. Kirpiklerime bakar mısınız? Yani dökülmesine rağmen bence çok güzel oldu. Umarım iyi gözüküyordur. Bir de size Semarun'u göstereyim. Ay çok korkunçsun kız. Ben de mi böyleydim? Ay tüh tüh çekmez olaydın o zaman. Ama seninki de çok güzel olacak kesin. Arkadaşlar biz güzellik salonundan çıktık. Zeyd'in tipine bakın. Evet, kankacığımla şnitzel yemeğe geldik. Görüyorsunuz dev şnitzel. Şöyle ooo. Bol ketçaplıdır inşallah. Aa, hangisi bol ketçaplı? O herhalde. Bunda çok az var. Thanks bebeğim. Sen onu da burada bakalım. Aa, kirpiklerini gösterelim. Çok güzel oldu. Bir de patates aldık. Zeyt de umarım yer. Değil mi Zeyt? Bak bak. Hareketleri. Mahsus öksürüyor. Arkadaşlar Semanur'dan ayrıldık şimdi. O eve gitti. Ben de Akif'le buluştum. Akif ayakkabı deniyor. Bunları da yeni almıştı ama sıktığını söylüyor. Ama sen hiç temiz giymiyorsun Akif. Köyde dikkat et de kirlenmesin. Ben ne aldım biliyor musun? Şu şey temizleme şey var ya siyah. O çok güzel temizliyor. Rahat mı? It's a client, yes. Herkes de. Neden? Nimm eine Nummer größer. 45 kız. E bir yürü, dar mı? Arkadaşlar, evde paran besledi. Askeri kaçmış. Bak bak, artık hepsi bir şeyler karşılıyor. O herkes öyle. Bende de öyle. Oğlum. Arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Akif'le biliyorsunuz ayakkabıcıdaydık ve Hantem'e girdik. Akif'in aldıklarını size kısa bir göstereyim. Akif beyciğimizin ayakkabı sevdası bitmiyordu. Hep alıyor ve sonra beni sıkıyor. Bana da ağır öyle diyor. Sonra yeni alıyor. Evet, ben seçtim bu arada. Şöyle New Balance arkadaşlar. Bu şekilde. Bence güzel yani. Günlük her şeye uyar. Böyle. Ama şu an fark ediyorum burası neden böyle süngerli. Garip değil mi burası arkadaşlar? Allah Allah. Aynı çamaşır süngeri gibi duruyor. Bulaşık süngeri.
Vallahi aynı bulaşık süngeri burası. Biz bunu neden yeni görüyoruz? Hiç görmedim orada. Allah Allah. Bunun burası böyle olması normal mi acaba? Bir internetten bakayım, merak ettim şu an. Her neyse. Bunu aldı. Annem! Ay yine buzdolabını açmış bu çocuk. Yine buzdolabını açmış. Sonra Saltem'den sade tişört aldı. Bu gri mi? Herhalde gri. Ve mavi. Mavi sevdası zaten bitmiyor. Dolabı yarısı sırf mavi tişört desem inanır mısınız? Bir de şunu almış. Bunları evde giymeyi seviyor. Rahat. Rengi de güzel. Bu şekilde. Hantem'e 29 vermiş. Şeye de ayakkabılarda sanırsam 90 veya 100 euroydu arkadaşlar. Bu da Kocişim'in alışverişi. Arkadaşlar şu halime bakar mısınız? O kadar yoruldum. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Anlatamam. Bavulların hepsini bitirdim. Evi falan toparladım. Biraz çamaşır vardı. Sadece süpürmem lazım ama onu sabah yapacağım artık. Ölü gibiyim. Saatte bayağı geç oldu zaten. Şimdi bir duşa gideceğim. Ondan sonra ben de uyurum. Zeyt zaten çoktan uyudu. Burada artık videoyu kapatayım. Bugünden editleyeyim. Hazır olsun video. Umarım hoşunuza gittiği bir vlog olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bir dahaki videolarda inşallah tatil vlogları gelecek. Beklemede kalın. Bye bye.